Sabah tartılmayı unuttum. Kahve içtim, bir bardak su. Hadi bakalım. Yine de iyi. Ay, alışkanlığı yitirdik ya. Unutuyorum. Güzel. Çok güzel gidiyoruz. Yeni bir günden herkese günaydın. Gün bitti neredeyse. Ah, sizlere günaydın diyemedim. Sabah çok yağmur yağıyordu. Zamanım da yoktu. Biliyorsunuz dün evdeydik. Bir güzel uyuyamadım, böyle kalkmak istemedi canım. Bir toparlayamadım ya kendimi sabah. Tartıya binmeyi bile unuttum, gördünüz. Neyse, uyandıktan yarım saat 40 dakika sonra bir bardak su içmiştim. Ve birkaç yudum kahve, önemli değil o kadar ya. Ama yine 600 gram gitmiş, acayip. O kadar açım ki şu anda. Neyse, mutlu oluyorum da. Yani. Zor arkadaşlar, zor işler. Şimdi neredeyim biliyor musunuz? İşten çıktım. Yani çıktık komple, sülalece. Geldik şu tamirhane, araba tadilat, tamirat. İşte oradayız. Sabah bizim bir ışığı çalışmıyordu. Ne olmuş, su mu giriyormuş içine, ne oluyormuş? Ona baktıracaklar. Önce eşim beni eve bırakacaktı. Dedim bırak beni, gelin sonra. Şimdi hadi oraya gidene kadar, sonra gerisi geriye dön. Zeynep sadece bir soralım dedi. Dedim tamam. Hiç burada bekleyemem. Yani anında da yapmazlar zaten. Ama belli de olmaz. Böyle saat 1.30'a kadar çalıştık. Çok güzel iş vardı. Çöplerinin her birini anlatmıştım ya size. O ne yapacağız onları, nasıl ayıklayacağız diye. Aynen oğlumun dediği gibi sistemde var. Her birini çıkardılar. Bilgisayara geçirdiler çöp diye. Sadece aldık, çöplüğe götürdük. O kadar. Kurtulduk ondan. Çok güzel iş vardı bugün. Bugün beğendim. Kendimi bir faydalı hissettim. Çalıştık, çok güzel çalıştık. Bir market vardı, yeni açılmış. Yarısını eşime, yarısını bana verdiler. Büyük market. Yavaş yavaş yaptım onu. Ama eşim süt ve yoğurt olan ürünlerin tarafındaki yarısını yaptı. Ben de kaşar, salam olanların. Sütler çünkü daha ağır, yoğurtlar falan. Dedim iyi, bölmüşler onu ikiye çünkü büyük olduğu için. Böyle 1200-1500 arası oluyor onlar. Yeni açılacağı için her üründen 2-2 alıyorsun. Güzeldi. Onu yaptık. Öyle. İki yumurtayla duruyorum. Saat 10.30'da son şey yapmıştık. Mola. İki yumurta, 10 zeytin. Ama güzel. Ya şu an çok açım. Saat 10.30'da yemiş olmama rağmen. Ya da suyu çok az içtim bugün. Su içmem gerekiyor. Yorumlarınıza cevap veremedim hala. Ama göz attım sadece. Sibel sormuş, o kahveyi bırakıyor musun? Yani kahveden de vazgeçiyor musun diye. Hayır Sibel, o kahve olmasa var ya ben bu diyeti yapamam. Ama kahve tabii ki şekersiz ve sütsüz olacak. Yani tabii abartmayacaksın ama ben zaten böyle bir kupa kahve yaptım mı tüm gün gidiyor bende. Ben o, tüm gün onu içiyorum. Yani double espresso gibi ya da double kahve gibi düşün. Ay ne oldu? Unuttum herhalde. Bir şey dediler mi acaba? Dememişler. Sonra şimdi sipariş verecek onlar da o şey lambasını. Ay ne deniyor bu farlara? Fardır belki. Yok. Deniz farı gibi oldu. Biz Bulgaristan'da far deriz onlara. Far. Bulgarca öyle galiba. Artık hangisinin Bulgarca, hangisinin Türkçe olduğunu da bilmiyor. Gerçekten. Ay. Evet, kahveyi de bırakıyor musun? Yok, bırakmıyorum. Güzel okuyayım dedim. Tekrar yorumunu Sibel. Kahveyi nasıl bırakacaksın? Kahveyi bırakırsan diyet yapamazsın. O seni bir zaman böyle acıkınca bir güzel kahve. Türk kahvesi olsa çok daha güzel olur. Bir kahve böyle içiyorsun, iki bardak su, bitiyor açlık. Kapanıyor. O sadece beyninde duygusal açlık o.
böyle gözün görüyor ya, canın istiyor. İstiyor mu? İstiyor. Ama neyse, 2 gün yaptık. Bugün 3. günü. İdare ettiğim kadar edeceğim. Eşim dedi fazla yapma dedi. Dedim tamam. Kuru bir şey olma dedi bana. Hiç öyle bir ihtimal var mı dedim. Yani öyle bir hayatımda hiç öyle olamadım ki ben. Hep etli butluydum. Yani hiç mümkün değil. Çok çok zorlama kendini. Şimdi çalışırken diyor nasıl yapacaksın onu diyor. Hadi evdeyken yapıyorsun. Haftada bir kere evde yapacağım. Bak bak. Evdeyken bir gün yapacağım. Sonra dedim olmaz. Yaparsan komple yapman gerekiyor. Öyle 1 gün 2 gün yapıp da sonra bozmayla olmuyor ki o. Dedim ben nasıl yapıldığını biliyorum, karışma bana. Korkuyor şimdi, şey, başın döner diyor, çalışırken yapamazsın. Dedim aslında çalışırken yapıyorum ben onu da. Evdeyken olmuyor o işler. Evdeyken zor. Öyle arkadaşlar. Ben de durum böyle. Umarım bunlar çabuk gelir. Ben ne yapacağım bugün? Dedim beni de getirdiniz buraya, akşama yersiniz yumurtayı. Direkt söyledim yani. Ne yapayım? Laf söylüyorlar benim aldıklarımı ama o kumbara nasıl güzel. Kızım hemen geldi, anne dedi bende çok sarı sentlerden var işte, 5 2 1. Onları da koyayım, her biri bakıyor böyle, oynuyorlar onunla. Dedim bak gördünüz mü nasıl işe yarıyor. Heyecanlanıyorlar şimdi, oradaki para arttıkça sayıyor ya. Ay ay. Dedim böyle, sonra götürün oğlumu bankaya. Burada var öyle bankamatik, böyle içine dolduruyorsun bozuk paraları, geçiriyorlar hesabına, geçiyor. Dedim sonra bankaya götüreceksiniz, dolduralım kavanozu, kavanoz tipli zaten. Öyle çaydanlığım da çok güzel, kızım da bayıldı. Öyle dur şimdi, burada 3'e kadar biliyor musunuz, hiçbir şey yapamayacağım. Eve gideceğim, yemek yiyeceğim işte. Pufi'yle çıkmadan önce bahçelere. O kadar. Başka yok. Başka hiçbir şey yapamayacağım. Ay, neyse. Ne yapmak istiyorsam ben de. Yapacak. Yap ve bugün yap vermeyeceğiz. Ne olsun. Hiçbir şey olmaz. Silip süpürüyor zaten her gün aynı. Yemeği de bulduk, yumurta. Beni eve bırakacaklardı. Bırakmadılar şimdi. Durdukça sinir oluyorum. Şu onlar oyalandıkça ve çok kalabalık. Yani şu an bakmazlar bu arabaya. Yarın getir falan derler büyük ihtimal. Baya kalabalık burası. Bir de rüzgar var. Günlük güneşlik, sabah nasıl yağmur yağıyordu. Şimdi günlük güneşlik ortalık. Çıkayım mı biraz? Ben buradan çok bisikletle şeye gittim. Fizyoterapiye hatırlarsanız. Tamer abi içeride çalışıyor. Türk bunlar. Yani sahibi Türk buranın. Size etrafı göstereyim. Görüyor musunuz? Kuşları, yaprakları. Burada bahçeler. Buradan bisikletle geçiyordum. Aşağıda da ana yol. Şöyle. Karşıda da kasabamız. Evimiz de oralarda bir yerde. Ay, yola bakar mısınız arabalara? Güzel güzel. Motorlu kardeş. Geç bakayım. Oh, yeşersin her yerde. Bir yaz gelsin. Böyle kuru kuru çalılık. Nasıl duruyor böyle? Yemyeşil oluyor ya. Çok güzel oluyor. Ama olacak yine. Ama iyi, araba kırılmış bakın. Araba, kırık araba. Milletin arabasını göstereyim size. Bunlarda plaka yok. Demek ki satılıyor. Hemen bakayım ben. Fiyatta yoktur da. Ay, bunun kapısı bile kapalı değil. Görüyor musunuz? Eski model. Bu kaçıncı yıldan Allah bilir. Mercedes. Of, fiyat yok. Dur bakayım, burada bir şey var. Aa, bunda var 8.450. 8.450. Niye ki o kadar çok 2004 yılında? Çok fazla. Beğenmedim. Sanki alacağım da bir de beğenmiyorum.
Of of, ben gidip bakayım bunlar ne yapıyor. Burada kahve makinesi var. Bir kahve alayım kendime en azından. Açım ya şimdi. Beklerken bir kahve içeyim. Dimos. Ay saat 4 oldu. Ben hiçbir şey yapmadım. Yemeğimi yedim çıktım. Bunu da görmüşken bunu da göstereyim dedim size. Aşkım. Sen cam kedisi mi oldun sen? Ha, merhaba teyzem. Ne yapıyorsun arasın? Tablet arıyorum. Ha, tablet arıyorsun. Puffy nine. Puffy. Nerede Dimos? Puffy. Seni şapacak seni. Bakışın. Yok. Kaçtı. Buradan Dimos'a bakıyor. Güzel kuzum benim. Ne yaptınız? Uyuyordunuz ne güzel anneyle. Ha, kaç bakayım sen. Kaç. Hadi kaç. Kaç bakalım. Saklanacak şimdi koltukların altına. Puffy'den kaçıyor. Bahçemize geldik. Şey, sarı boru mu alacağım? Ha, çiçek. Nereye koyacaksın onları? Bunlar çabuk geçiyor. Bak bizim burada var şey kokiçi. Kokiçi neydi ha? Kardelen. Kardelen. Anneannem ne derdi onlara? Akça bağladık. Öyle derdik. Şey kardeleni anneannem. Ha, akça bağladık onlara derdi. Şurada var ama çıkmamışlar. Şimdi Şubat ayında. Şubat. Bugün 1 Şubat. Güzel bahçemiz. Geldik ablacığımla bugün. Çıkalım. Bekliyor. Aç. Doğuştan aç. Bak bu kemikleri görüyor musun? Heh, ne kadar para verdim onlara. Yemi oynuyorlar onlarla. Kız bu kemik ama bu da et. Et sarılı et var kuzum. Çakal ikisini birden ne yapacaksın? Dur birini Puffy'ye verelim. Dur. Bak. Yemedi çakalını. Yememiş. Bu da yememiş. Ver bakayım kemik kuzula ama. Bekleyle bak. Bak. Önce kendine kahve yapıyor kuzum. Size sonra. Nerede var? Onlar iki günlük. Bana ne? Bana. Aa ben veririm kuzula ama. Kuzum. Hadi bakalım. Dizesi versin. Verme diyor. Verme diyor. Bak. Ne kazıysın acaba? Ha ot iyi. Bakın burada var bir çiçek. Kız çekil oradan çiçeklerden. Çıkmış bir şeyler burada. Kaka bunlar o senin dediğin şey sarı neydi o? Sarı boru mu ne? Şunlar. Bak göreyim sen. Ona suvan suvan satılıyor şeyde. Al kızım kemiğini. Lale, lale mi? Laleler sümbül buradaydı. Sümbül de olabilir. Bilmiyorum. Öyle bir şey. Al kız kemiğini. Bak hiç umurumda. Hadi bakalım bir de kahve içelim. Evde hiçbir şey yapmadım. Yani gidince işlere hallederim diye düşünüyorum. Bak güneş var. Çok güzel. Sabah yağmurlu, şimdi güneş. Neyse. Bir dinleneyim ben şimdi de. Sonrasını sonra düşünürüz değil mi oğlum? Puffy kemiğini koru. Bak bekleyir. Bekleyi tamam mı? Al onu. Hı? Bak, bak nereye bıraktın? Geldi çakal. Hadi unut kemiği. Hiç umuru değil zaten de. Ve turumuzu attık geldik eve. Ben hemen tişörtü sırtıma, tişörtü giyince ne demek? Kendime iş arıyorum demek. Yani aramama gerek yok. Böyle gözümün önünde bulaşıklar falan şimdi toparladım. O arada erfek çalışıyordu. Of çok pişirmişim ekmeği. Şu diğer ekmeklerden var minik minik. Biraz fazla kızartmışım. Bakar mısınız rengine? Bilemedim bunlar 7 dakikada olmuyor o diğer uzunlar gibi. Neyse. Bir paket daha kısartacağım. Pişireceğim. Koyuyorum sonra poşetlere. Yesinler doya doya. Bildiğiniz gibi ben yemiyorum. Şu an çok güzel koktu. Muhteşem. Ama tokum. Yani aç değilim arkadaşlar. Hiçbir şekilde aç değilim. Çünkü yedim. Ne yaptın Zeynep diyeceksiniz. Saat 3 gibi eve geldik ya biz. Söyledim galiba. Oturdum yedim ama ne yedim? Sucuk vardı biraz. O sucuktan kestim. Köfte vardı. Bitmeyen köfte yapmışlar.
O yapan da benim. Her gün köfte yiyorum. Bitirmeye çalışıyorum. Dolaba koymuştum onları. İki köfte koydum. Sonra bizim o lütenitse var ya, Bulgaristan salçası diyorsunuz falan, böyle ekmeğin üzerine sürer yeriz bilmeyenler için. Onunla peynirle karıştırdım. Canım onu istedi şimdi. Peynirli yeriz biz onu. Ekmeğin üzerine önce onu sürüyorsun. Salça gibi, üzerine de peynir ufalıyorsun. Onu peynirle karıştırdım. Tek böyle ufak iki kaşık falan koydum kenara. Böyle köfteyi, sucuğu ve kaşar. O kadar bol bol. Ve evde ne varsa. Çünkü biliyorsun sanayideydik ya. Gelip eve yemek yapacaksın, o yapacaksın, bu yapacaksın. Hiç olacak gibi değil. Mercimek vardı. Onlar mercimek yedi ama ben dün mercimeği yediğim için bugün canım istemedi. Böyle kuru kuruya diyeyim, nasıl diyeyim. Öyle yedim anlayacağınız. Ama tokum. Saat 3'te yedim. Gelir gelmez yedim. Ve sonra çıktık zaten. Şimdi işlerim ne kaldı? Süpüreceğim. Belki silerim. Bilmiyorum. Süpürgeye bağlı. Şey olur mu diye. Şarj olur mu? Olmazsa ıslak mendillerim var. Biliyorsunuz böyle Şeniz Hanım tavsiye etmişti ya. Böyle basıyorsun birkaç kat yapıp o ıslak mendillere. Böyle yürüyorsun. Belki öyle silerim. Hiç bilmiyorum. Şu an ama silmem gerekiyor. Çünkü patilerim dışarıda yağmur vardı ve Mişo'da, Pufi'de dolanmış. Hele de koridor kısmı muhteşem. Şimdi tuvaletini çıkaracağım Mişo'nun dışarıya arkadaşlar. Çok berbat. Yani o kumları çok fazla dağıtıyor. Ben biraz fazla kum koymuşum ona. Yok, ne zaman? Dün. Dün ben onu bir değiştirdim. Komple yıkadım. Tekrardan kum koyarken büyük ihtimal ben fazla koymuşum. Onu dışarıya koyacağım, tuvaletini. İçeride dağıtmasın diye. Çünkü her tuvaleti geldiğinde önce kapıya gidiyor. Yazdan kalma bir alışkanlık olsa gerek. Eşim diyor zaten açıyor, kapıları açıyor. Saat 2'de diyor. Önce bir dışarı çıkıyor, dolanıyor. Sonra geliyor tuvaletine. Dedim o biliyor mu tuvaletin burada olduğunu? Başka maksatla çıkıyor. Zaten çıkıyor dedi. Çıkaralım onu. Havalar da güzel. Şu an o kadar soğuk değil. Onu alacağım oradan. Öyle. Planlar böyle. Sonra da umarım 2 dakika oturabilirim. Oturdum zaten de. O sanayide de oturdum. Yarım saat 45 dakika falan o arabada oturdum ben. Kahve içtikten sonra. Şimdi değişecek komple. Baktılar. Onu da anlatayım. Arabanın şeyine, modeline göre falan. İşte onun daha ne olduğunu bulamadım arkadaşlar. Farlar var ya araba. Ay. Oh. Neyse. Far ışıkları arabanın. O komple değişecekmiş. Çok da pahalıymışlar. Neyse ki biraz daha uygun fiyata bulduk. Yani ikisini de değiştirmek 1000 euro. Neresi uygunsa. Adama diyorum uygun mu bu şimdi diyorum. Evet diyor. 3000'e de var diyor. Dedim istemem. Yani ışıksız gidelim daha iyi. İstemem. Uygunmuş. İşte. Ben diyorum size. Arabayı satayım diyorum. Siz bana diyorsunuz olur mu öyle şey, bu araba böyle. Bu araba çok güzel araba olduğu için o şeyleri de çok pahalı. Her şey. Her şey çok pahalı. Aküsü çok büyük. Normal araba gibi değil. Tekerleği öyle çok büyük. Normal araba gibi değil. Vergisi çok büyük. Ama güzel araba mısın? Tamam. Oraya katılıyorum. Güzel de. İşte güzelin de bedeli var. Bedelini ödüyorsun, biniyorsun. Neyse şimdi yine şikayet ediyormuşum gibi olacak. Etmiyorum da. 1000 euro deyince çok geliyor insana. Ama yapmak zorunda mısın? Evet yapacaksın. Ne? Başka çaren yok. Ama yine de çok geldi. Ne yapayım şimdi? Çok geliyor. Neyse kapatayım ben işlerime yapayım. Çok çok bir boş kavanozumuz daha. Komposto vardı. İçiyorlar. Sulardan hiç kalmadı arkadaşlar. Kompostolar var tek. Ve menemen soslarımdan var biraz. Neydi o? Domates. Sadece domates yapmıştım ya. Onlardan biraz kaldı. Maşallah. İkinci lahanamız da bitiyor. Sucuğu ikinciye yapacaktık ya. Geç kaldık bence. Artık o kadar soğuk olması, eşim dedi boşver, seneye daha fazla yaparız. Artık nasıl yapıldığını biliyoruz. Hiç yorulma falan merak etme sen dedi. Seneye bir kere yaptık mı yaparız dedi.
Değil mi? Tamam. Öyle yapalım. Anlayacağınız. İyi ki yapmışım bu kavanozları da. Bu yıl bakalım nasıl yapacağız? Evdeydim, yaptım. Şimdi yapamayabilirim. Kim geliyor? Kim geliyor? Ne oldu oğlum? Dışarıda mı kalmış? Gitti babanın yanına. Sen uyumuyor musun babanla? Hayır. Vay korktun beni. Ne oldu? Bak bakalım ne var yok. Hiçbir şey yok. Orada da bir şey yok oğlum. Ben yemeyince çips de alınmıyor. Çikolata da alınmıyor. Bunlar çikolata tanecikler. Git kompot al kendine. İşi gücü bitirdim arkadaşlar. Saat 8:30. Herkes karnını doyurdu. Her şey tamamdır. Yarın sabaha şeyleri hazırladım. Sabah toparlayamıyorum ya kafayı. O yüzden böyle sandviçleri falan. Kuzum sen yine başladın. Kameranın arkasında dolandın. Gel bana. İyi tamam yat orada. Öyle. Şimdi birazcık daha oturmak zorundayım diyeyim. Çünkü hiçbir şekilde videoyu editleyemedim. Şimdi onu editleyeyim, yükleyeyim. Günümüz de böyle bitmiş olsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.